Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina ve habibina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aldı bilen alemlerden Rabbi Allah subhanahu ve ta'ala'a pak hamdu sana. Ve süyümlük peygamberimiz, yolbaşımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge en güzel durut selamlarımızın yolluğa dikin. Kadirli kirindaşlar, Ustaz Muhammed Yusuf Kalemge ağan perzentlerimizin kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızını yeni kagan yerimizden başlayıp devamlaştırmız. İnşallah bugünkü 20. sanımızda ahlak babadan başlayımız. Ötken saatte kep tohtuğan yerimiz. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'dın bizlerge dünya ve ahiretli közlerimizden nuru buluduğun milletimiz, dinimiz, İslamımız için en güzel hizmetlerini kılıdığan, en şundak salih perzentlerini terbiyeleşke Rabbimizin müyesser kılışını tüvençilik bilen sorayımız. Mikrofon aldı da kıyrındışınlar Abdullah Yalgun. Ahlak, insanların maddi ve manevi iki tarafı bulup, maddi tarafı ten, manevi tarafı ruh deyip atılıdı. Ruhunu körgülü bulmaydı. Ama insan ruhinin esiri bulgan güzel huylarını körgülü buludu. Bularını ahlak deyimiz. Ahlak, güzel ahlak ve naçar ahlak deyip ikiye bölündü. Güzel ahlak, imanın meyvesi ve dinin mahsıdır. Peygamber aleyhisselam, ''Mən pəqət güzel əxlaqlarını umumlaşdırış üçünlə əvətildim.'' deyən. Bu hadis İmam Bəyhəqinin Əs-Sünənül Kubra namlıq hadis toplumunun 2571-ci hadisi. İbadətlər insanı əxlaqi cəhətdən tərbiyələb yitildiriş roluğa iqə. Məsələn, namaz insanı günahdın tosudu. Zakat insanı mərtlikni və sexiliqni ögütüdü. Roza öz nəfsini kontrol qilishini ve başkuruşunu öğütüdü. Hac, takvalıqını ve itaatkarlıqını öğütüdü. Demek, İslam'da buyurulan ibadetlerinin hemmesi insanın ahlak faziletli kamaletki yetiş yoludaki birer din şota, birer din vasıtıdır. Şunundaki Kur'an tilavet kılış, etigen akşamları Allah Ta'ala'yı zikir eğitiş katarlıq emeller mu, nefsini paklaş, ruhunu yükseldiriş roluğa ige. Adam ahlaki terbiye arkalıkla hakiki adam bulup yitildi. Evlatlarına ilip verilgan ahlak terbiyesi kayardı yakşı ilip verilse, şu yerdeki adamlarının idivi sapası, medeniyet sapası, ahlak sapası, ten sapası yakşı buludu. Ahlaki terbiye arkalık evlatlarına kandak adam buluş, kandak gayi turguzuş, devirge mas kademde kandak ilgirleş, kandak kımmet yaratış, nimeni kılış, nimeni kılmaslık, nimeni suyuş, nimelerde nefretliniş doğrusu da təlim verilir. Güzel ahlak deyimiz nime deyende? Güzel ahlak özümüzge, etrafımızdakilerge, cemiyetge ve bütün insaniyetge paydalıq bulgan, dinimizin prinsiplarına uygun kelgen ve dinimizde buyurulgan ahlaklardır. Bu, İslami güzel ahlak deyip muatılıdır. Güzel ahlak dairesi kirdiğin yakşı işler ve adetler intayin köp. Mesela her işte toğra, adaletlik, rastgele buluş, vədigi vapa kılış, amanetki işençilik buluş, sövgü vapalıq, iman itikadlıq buluş, ailistikilerge mihriban, atı anıgı vapadar, uruq tukallarga küyümcan, koşunlarga əpucan, hayvallarga rahimdil buluş, meyli dünyalıq bulsun, meyli ahiretlik bulsun, öz vəzipsini biliş ve öz vaxtıda uğrundaş, hatalıqını dadil itirap kılış, edeplik, cesaretlik, sihi, mert, pakiz, medeniyetlik, kök sıkarını ken buluş, her işte hakikatini közleş, özüge işiniş, özüge tayiniş, vicdallık, gururluk buluş, numusunu saklaşını biliş, vetenge, halıqa ve bütün insanlarga menfaatlik buluş ve başkalar. Hoş, hem de yaman ahlak çoğu diyende, yaman ahlak özümüzge, etrafımızdakilerge, cemiyetimizge ve bütün insaniyetki ziyallık bulgan, dinimizin prinsiplerine uygun gelmeyen ve dinimizi tosulgan kılıklardır. Yaman ahlaklarının türleri intayin köp. Mesela, yalgan eğitiş, aldamcılık kılış, haram yiyiş, atı anını kakıştış, ailistikilerini rencitiş, koşunlarına azar beriş, hizmettaşlarına çoğunçılık kılış, başkalarına düşmanlık kılış, tökmet kılış, körelmeslik, korkunçaklık,
sözüdü durmaslık, hayvanlarını kıynaş, horulluk, temahorluk, pürsetperestlik, pitnihorluk, gaybetxorluk, çekimçilik ve başkalardır. Peygamber aleyhisselam güzel ahlaklar bilen ahlaklanışkı çakırıp mundak degen. Nadilip olmağın Allah'kı takvalı kılgın. Yamanlıktan kiyin yakşılık kılgın ki onu öçürsün. İnsanlarga güzel ahlak bilen muamili kılgın degen. Bu hadis İmam Tirmizi'de tilgeylingan. Yeni bir hadiste sizlerinin en yakşılarınlar en ahlaklık bulgunanlardır dep körsetken. Bu hadis İmam Bukhari ve Müslim'de tilgeylingan. Tövende güzel ahlakların türleri içi de bir kadar ehmiyetlik bulgallarıdın söygü muhabbet, rastgellik, amanet, tilini saklaş, dini ve milli kimlikini koğdaş katarlıklar üstüde tohtulumuz. Söygü muhabbet. Söygü muhabbet hayatlığının geni, kalıbının zinneti ve bahtının kebaletidir. Söygü muhabbetinin kammetini tunuğan kademkiler, dünyada söygü muhabbet umumluşulgan bolsa, insanlar ne adaletke, ne kanunu muhtaç bulmağan bolatdi degenikken. Dünya söygü muhabbet bilen avat bulgandak, könüllerimiz söygü muhabbet bilen yaşınaydı. Dünyada her kim süyüşke ve süyülüşke muhtaç. Söygü muhabbet bulmağan kalıp, harabilikke okşaydı. Allah Ta'ala mehlukatini, cümledin bendilerini intayin yakış görüdü. Ve onlarını asıraydı. İnsanlarda mı birbirini süyüşlerini ve birbirine mehir şefkatlik buluşlarını talep kılıdı. Söygü muhabbetinin mertibileri. Söygü muhabbetinin türleri her hıl buludu. Şu cahettin söygü muhabbetinin mertibileri mi bir hıl bulmaydı. Allah söygüsü. Söygülerinin en katısı Allah söygüsüdür. Çünkü söygü muhabbet diyen köpünce karış tarafının söygüsü, ya ki onundaki kayılıklarlık süpetler, ya ki onundan körgen zor yakşılıklarının türtkisi bilen kalipki ornaydıgan derse. Halbuki Allah Ta'ala'da söygü muhabbetki türtkü buluduğun amillerinin hemmesi tuluku bilen var. Allah söygüsünün kımmeti nime diyen de, Allah söygüsü imanın en asaslık terkibi, hakiki müminliğinin ibadesi. İbadetlerinin en katısı, söygülerinin en isili, hakiki Müslümanlıkların ibadesidir. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلّٰهِ yani müminler Allah'ını hemmeden artık dost tutkucularıdır diyen. Bu ayet Sûre-i Bekara'nın 165. ayeti. Peygamber aleyhisselam onun ehmiyetini bayan kılıp mındak diyen. Kandaki kişide üç nersi buluduken, o imanın halavetini tetiğen buludu. Birincisi, Allah ve onun peygamberi onun üçün hemmedin süyümlük buluşu. İkincisi, bir avını dost tutsa, onu pekat Allah'ın razılığını közlep dost tutuğen buluşu. Üçüncisi, Müslümanlıktan kiyin kapır buluşunu, huddu otku taşlanışını yaman körgendek yaman körüdüğen buluşu. Yani muşu üç süpet tepilgan kişi, kandak kişiken, imanın halavetini tetigan kişiye deydi. Hoş, hem de peygamber söygüsü kandak buludu. Peygamber söygüsü, Allah söygüsüden kalsıla en ehmiyetlik söygü bulup, imanın bir parçası hesaplanıdı. Allah Ta'ala tarafından insaniyetini dünya ve ahiretinin bakt saadetlerine eriştirişke kepillik kıladığan, İslam dininden ibaret hak dinini elip geliş arkalık, İnsanlarını küfrünün zulmetlerinden kutuldurup, imanın parlak nuruğu başlap çıkan ve barlık yakşı işlerinin birden bir ülgüsü bulgan Hazreti Muhammed aleyhisselam'dan müsüyümlük kim bulsun? Şuna Peygamber aleyhisselam mundak deyip görsetken, sizlerinin hiçbirinler mini atısıdın, balısıdın ve dünyadaki barlık kişilerden artık söylemekçe mümin bulalmaydı. Dep bu söz ne diyen Peygamber aleyhisselam. Bu hadis İmam Bukhari'de tilgeylenen hadis. Hoş, hem de vatan söygüsü kikileyli. Allah Ta'ala ve onun peygamberinin söygüsüden kalsa, en şereplik ve en uluğ söygü vatan söygüsüdür. Hakiki Müslüman kişi öz vatanına sadık buludu. Çünkü Müslümanlıkların tekazzası vapadarlıkını talep kılıdı. Huddi ibadetlerimi insanını başka mehlukatlardan alahide periklik bir mücizat süpüteti yaratıp, onunla bu kainatının yakşılıklarını ve yeryüzünün hocayırlıkını ata kılgan,
keremlik Allah'a şükür ve minnettarlık izhar kılış yüzsüdün kılındığan bir vapa burcu bolgandak vatanını süyüş ve onun yoluda mal mülkini, cinini ve her nersisini pida kılış, her kandak bir puhranın onu illik koynudu östürüp yitildirgen anı vatenge öteş kitigişlik vapa burcudur. Hoş hem de Müslümanlarının öz ara süygüsü. Hazreti Muhammed aleyhisselam Allah Teala'nın namı bilen kasem kılımın ki siler mümin bulmağışı cennetki kirelmeysiler birbirinlerini söylemek için mümin bulalmaysiler diyen. Bu hadis İmam Müslim'de tilgilenen hadis. Müslüman Adem kişilerinin rengi, tili, irki, nesebi, dini ve yurtlarının okşaş bulmağallıkı sebebinden ayrımcılık kılmaydı. Onlarına çetki kalkmaydı ve onlara düşmenlik mevkası da durmaydı. Çünkü İslam'ın nezirde bütün insanlar Hazreti Adem aleyhisselam'dın. Adem aleyhisselam tuprahtın kelgen. Onların arasındaki til, ren, irk perakları fakat Allah Ta'ala'nın çeksiz kudretini ve güzel senetlerini körüstüdüğün birerdin alametlerdir. Allah deydu ki, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ Yani Allah'ın kudretini namayen kıldığın alametlerden biri nimeler? Asmalarını ve zeminlerini yaratkallığı. Tilinlerinin, renginlerinin okşaşmağallığıdır. Şübhisiz ki bunun da bildiğallar üçün ibretler vardır dedi Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Sûre-i Rûm'nin 22. ayetinde. Yani Rabbimden Allah'ımız, perverdigarımızın asmalarını ve zeminini yaratışı, insanların tili ve renklerinin hılmı-hıl buluşu okşumaslıkı, nime deydi? Bu silerinin Rabbinlerinin, yani Allah'ın kudretini namayen kıldığan bu alametle bu deydi. Silerin ruhşen körüstüp birdiğen, Allah'ın kudretinin ne kadar uluğluğunu körüstüp birdiğen alametlerdir bu deydi Rabbimiz. Hakikaten şunda kalmaz mı? Hoş, Müslümanlar kimlerini yaman körüşü kerek? Degen sual. Müslümanlar özlerige ya ki özlerinin dini itikadığı ziyankeşlik kılgıçlarını, dini sebepten ular bilen uruş kılgallarını, Müslümanlarının dinini, Kur'an-ı Kerim'ni, Muhammed Aleyhisselam'ni meskırı kılgıçlarını yaman körüşü, dost tutmaslıkı, ularga karşı duruşu ve ularını Allah'ın düşmanları edip bilişi lazım. Bu prinsip Kur'an-ı Kerim'de mundak bayan kılıngan. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون Yani deydi ki Rabbimiz Allah dini sebepten sizler bilen uğraşkan sizlerini yurtdunlardan haydep çıkargan ve silerini haydep çıkırıştı yardımleşkenlerini dost tutuşunlardın silerini tosudu. Kim ki onlarını dost tutuduken eni şunlar zalimlerdir. Deydi Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala Sûre-i Mümtehine'nin 9. ayetinde. Yukurkularını yaman görüş digenlik onlarını yürekten dost tutmasını ifadeleydi. Ama adalette, muamilide, insani hürmette onlara ayrımcılık kılışkı olmaydı. Çünkü adalet bilen dürüstlük her işte ve her kim için okşaş talep kılındığan derslerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yine mundak diyen. La yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum fiddin ve lem yuhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuqsitu ileyhim innallaha yuhibbul muqsituin. Yani Allah sizler bilen dini sebepten uruş kılmagan ve sizlerini yurtdunlardan haydep çıkarmağallarına yakşılık kılışınlardan, onlara adaletlik buluşunlardan sizlerini tosmaydı. Çünkü Allah adaletlik bulgallarını dost tutudu. Deydi Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala, Sûre-i Mümtehine'nin 8. ayetinde. Ama Müslüman bulmuşsa mı, Müslümanlarga ya ki İslam dinine düşmenlik garizde bulmağan, tinişlik berber kişilerini düşman katarıda körmeslik, ular bilen insani kıyrındaşlık münasibetini küçeytip, tiniç ötüşki tiriş lazım. Hoş hem de tabiat söygüsü. Tabiat Allah Ta'ala'nın senetidir. Allah Ta'ala tabiatını insaniyetinin menfaati üçün yaratıp bergen.
onundan paydalanış, onu asraş, onu süyüş ve koğdaş dinimizde güzel ahlaklardan sanılıdır. Tabiat biz insanlardaki tuz göremez. Belki o ve onundaki barlık şeyler öz tili bilen Allah Ta'ala'nı uluğlaydı. Onu medhileydi. Kur'an-ı Kerim bu hakikatini bayan kılıp mündaktaydı. Tusebbihu lehu semavatu seb'u vel ardu ve men fihin ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdihi velakin la tefkahuna tesbihahum. Yani dedi ki Rabbimiz, yetti asman zemin ve onlardaki mahlukatlar Allah'ın nuksansızlığını sözleydi. Kainattaki kandahlıki nersip olmasın, Allah'ını barcı nuksallardın pak deb medhileydi. Lekin siler, onların medhiyesini sezmeysiler. Deydi Rabbimiz, Sûre-i İsra'nın 44. ayetinde. Öyle bakaydı, bütün aklımızda ne mekansın? Zerredin tatip, biz çoğunluğunu tasavvur kılanmaydıgan bütün dersler gece. Hemmesi öz tilide, özü Allah bikitken şekilde Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala'ya keç gündüz 24 saat Rabbimizni medhileydi. Hoş, balılarga sövgü muhabbetini kandak ögütüş gerek degen sual. Balılarga sövgü muhabbetini ögütüş ve onlarını hemme Adem'ye karıda könlü köksiken etrafıdakilerini ve barlık Müslümanlarını Çin kalbinin sövdüğün kalıp yetiştirip çıkış için yanıla atı ana başlamcılık rol oynaydı. Bu cahitli mu atı anının balılarga yakşı ülgü buluşu talep kılındı. Çünkü ailede bulmağın sövgü muhabbetinin balılarının kalbide buluşu natayın. Şunun için atı ana birbirini ve perzentlerini yürükidin Çin sövgendin taşkırı koşunlarını, uruk tukallarını, hizmettaşlarını, yurt cemaatini ve bütün Müslüman kıyrındaşlarını yakşı görüşü, onlarının hakkıda yakşı ve çıraylık sözlerine kılışı balılarga bivası tesir kıldı da balılarımı şunlak bulup çıkadı. Eksiki bulganda balılar sövgü muhabbetin nefretini evzel körüdüğün, özledin başka hiç kimini yakşı görmeydiğen bulup çıkadı. Balılarga yana hemişi ülgülük kısalarını Peygamber aleyhisselamın zamanında Medinelik Müslümanlar bilen Mekke'den bargan Müslümanlar otursa da kandak mihir muhabbet ve kıyrındaşlık reştisi kurulgallıkını sözle biriş arkalık onlarının kalbine sövgü muhabbetinin köçetlerine dikiş zörürdür. Kadirli kıyrındaşlar, şuna kılıp vakit münasebeti bilen perzentlerimizde kandak terbiyeleyimiz mavzuluk kitabımızdan 20. saniye bugün müşyerde ayaklaşıdı. İnşallah Rabbim ömür berse kiler katımlı sanımızda rastgillik babeden başlap dikkatanlarına sunumuz. İcabetlik dualarınlarda bizler üçün mu dua kılıp koşanların için kalbimizden ümit kılımız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.